derinleştirdiği ekonomik buhranı değerlendirdik. İstikrar getirecek diye pazarlanan Erdoğan şahsım rejimi devlette büyük bir yönetim krizine sebep oldu. Bunun sonucunda devam etmekte olan ekonomik kriz büyük bir buhrana dönüştü. Son üç yılda üç hazine ve maliye bakanı, dört merkez bankası başkanı, dört tane de TÜİK başkanı gördük bakanlar, kurum başkanları, başkan yardımcıları, değirmende un gibi üç yılda öğütüldü. Ama sonuç, sonuç değişmedi. Milli paramız bu ucu ve rejim milletimizi hızla fukaralaştırdı. Milli paramızı pul etti. Tencereleri, cüzdanları boşalttı. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi küçülttü. Neyzen Tevfik'in dediği gibi, Ekmek herkese yetecekti aslında tarlaya karga dadandı. Ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami. Bugün memleketimizde insanlarımız soğukta, ayazda saatlerce ucuz ekmek kuyruklarında bekliyor. Yaşadığımız bu büyük buhranın sebebi bizzat Erdoğan şahsım rejimidir. Bir kere daha söyleyeyim. Sebep değişmeden sonuç değişmez şahsım rejiminde yandaşlar dolarla, avroyla dağıtılan ihalelerle alınan komisyonlarla üçer beşer maaşla lüks hayat içinde yaşarken milletimize cehennemi yaşatıyorlar. Erdoğan şahsım rejimi cennet vatanımızı yarı açık cezaevine çevirdi. Bu zulmü gösteren, duyuran, eleştiren her kim varsa Erdoğan şahsım rejimi için tehdit ilan ediliyor. Erdoğan en son sosyal medyayı da tehdit unsuru ilan etti. Bunu yaptı, sabahına da sokak röportajı yapan YouTuber'lar gözaltına alındı. Aldığımız haberlere göre de bu hesapların sahiplerine şimdi ev hapsi getirilmiş. Erdoğan'ın kibri ve tahammülsüzlüğü, demokrasinin olmazsa olmazı fikir ve ifade özgürlüğüne bir kez daha darbe vurdu. Sokağın sesi, milletin sesi, gençlerin sesi anlaşılan saray ve şürekasını çok rahatsız ediyor. Üniversiteli gençlerimiz anayasal haklarını kullanarak "Barınamıyoruz" demek için yürüyüş yapmak istedi. Hepsi birden gözaltına alındı. Erdoğan şahsım rejiminde AK Partililerin lüks arabalarda, koltuklarda burunlarına pudra şekeri çekmesi, olduğu yere sızıp kalması suç değil. Ama üniversiteli gençlerimizin, ev bulamayan üniversiteli gençlerimizin, yurt bulamayan üniversiteli gençlerimizin barınamıyoruz demesi suç. Disk, KESK, Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Antalya'da geçinemiyoruz diye miting yapmak istedi. Onu da yasakladı. Sarayın kibirlisi o kadar nobranlaştı ki daha önce hakkını aramak için kendisinin üç defa başvurduğu anayasayla iç hukukumuzun parçası haline gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bizi bağlamaz diyor şimdi. Yönetenlerin görevi adaleti korumaktır. Adaleti korumak hakkı korumaktır. Hakkı korumak halkı korumaktır. Adaleti korumanın dışında yapılacak her eylem ise görevi kötüye kullanmaktır. Kibirli Erdoğan ve şurekası şunu hiç unutmasın. Mazlumun ahı indirir şahı. 20 yıl önce yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edeceğiz diye geldiler. Şimdi giderken yoksulluğunda, yolsuzluğunda, yasaklarında kitabını yazdılar zammın, zulmün, zorbalığının, zorbalığın daniskasını yapıyorlar. Y'ler oldu, Z. Değerli basın mensupları, bozuk saat bile günde iki defa doğruyu söyler. Erdoğan bundan dokuz yıl önce başbakanlık koltuğunda otururken para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler diyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçtikten, taşındıktan sonra bütün bunları unuttu. Sarayın elinde milli paramız pul oldu. Dolar bugün 14 liraya geçti. Son 3 ayda milli paramız Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında %40. Bulgaristan levası karşısında %37. Pakistan rupisi karşısında %37. Mozambik metikali karşısında %41. Kaleşnikov'la Merkez Bankası yöneten Taliban'ın Afganisi karşısında da yüzde 29 değer kaybetti. Ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın karşısında pul olmadığı yeryüzünde tek bir para primi kalmadı. Bugün Merkez Bankası dövize iki hafta içinde dördüncü defa müdahale etti. Ama artık Türk lirasının dolar karşısındaki değeri müdahale tutmuyor. Buna rağmen müdahaleye rağmen hızla 15 liraya doğru gitti. Herkes Merkez Bankası'nın kolunun, kanadının kırık olduğunu görüyor. Bugün Erdoğan'ın bürokratlarla ekonomi zirvesi yapacağı yapacağını duyurmasına rağmen dolar tutulamıyor. Güveni yok ettikten sonra yapacağınız her ekonomi toplantısı Türk lirasının daha fazla değer kaybetmesine neden olur. Bunları biz geçmiş krizlerde de görmüştük. Aynı tabloyu şimdi yeniden yaşıyoruz. Bir kere daha tekrarlıyorum. Sebep değişmeden sonuç değişmez. Yaşanan krizin sebebi Erdoğan'dır. O gitmeden de bu işler düzelmez. Değerli basın mensupları, elbette bu duruma bir günde gelmedik. Bu kifayetsiz yönetim, Türk lirasını uzunca bir zamandır sahipsiz bıraktı. Piyasaları bir ringe, Merkez Bankası'nı da ringdeki boksöre benzeterek, benzetirsek, bu boksörün bir kolu döviz rezervleridir, diğer kolu da faizdir. Faiz aracıdır. Sarayın kibirlisi ucube rejim seçimlerinden önce Londra'da faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Yatırımcılar da bu cehalet karşısında şoka girdi güven hızla gitmeye başladı. Yetmedi, kayınpeder damat bir oldu, dışı açık bir ekonomide döviz satarak kur ve faizi birlikte kontrol etmeye kalktı. Bunun dibi delik bir kovaya su boşaltmaktan farksız olduğunu bile bile Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını kural, teamül dinlemeden satıp savdılar. Seçimler öncesinde sahte bir istikrar havası yaratmak için Merkez Bankası'nın bir kolunu kesip attılar. Merkez Bankası'nın rezervleri şu an eksi 38 milyar dolar. Bankanın kasasında kendisine ait tek bir sent bile yok. Dolar alıp başını gitmeye başlayınca o zamanlar damat bu sefer döndü. Cari açığı rekabetçi kurla düşüreceğiz laflarını tedavile soktu. Rekabetçi kur söylemini beceriksizliklerine kılıf yapmaya çalıştı. Ama o gün bu bahane damadı kurtaramadı. At izi it izine karıştı dedi, çekti gitti. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı tek kolla ringe çıktı. Paranın itibarını korumak için diğer kolundaki faiz silahını kullanmak zorunda kaldı. Bir de üstüne şu kolumu kim kesti, diğer kolumu kim kesti bir araştırayım deyince hemen Erdoğan yandan havluyu ringe attı boksörü sağdan çekti. Ben reisim için her dayağı yerim diyen bir başkasını bu sefer faiz kolunu da bağlayarak ringe çıkardı. Şimdi iki kolunu da kullanamayan Merkez Bankası'nın ringde ağzını burnunu dağıtıyorlar. Banka ne fiyat istikrarını sağlayabiliyor ne de milli paramızın pul olmasını önleyebiliyor. Her şey ortada. Bu maç satılmış. Antrenör şike yapmış. Merkez Bankası'nın dayak yemesini Türk lirasının pul olmasını ayarlamış. Seyircilerde duruma uyanmasın diye şikeye kılıf hazırlamış. Ben ne yaptığımı biliyorum, Çin modeli uyguluyorum diyor. Oysa hem ekonomimize hem de milletimize korkunç bir Çin işkencesi uyguluyor. Ne yaptığını bildiği de yok. Çok açık söyleyeyim. Bugün ekonomide uygulanan Çin işi, Japon işi değildir. Olsa olsa 12 Eylül modelidir. 12 Eylül askeri darbesinden hemen önce yüksek devalüasyonlarla emek ucuzlatıldı. Darbeden sonra sendikalar tasfiye edildi. İşçinin sesi soluğu tamamen kesildi. 1970'lerde ortalama %27 olan enflasyon 1980'lerde %49'a sıçradı. Gelir dağılımı emek aleyhine hızla bozuldu. Fakirden zengine büyük bir kaynak transferi yapıldı. Bugün de Erdoğan şahsım rejimi benzer bir senaryoyu, bir büyük kaynak transferini tedavüle sokmaya çalışıyor. Türk lirasını pul ettikten sonra ucuzlayan emeği, iş dünyasına rekabet gücü diye pazarlamaya kalkıyor. Ekonomide yarattığı yıkımla sermayenin rızasını satın almaya çalışıyor. Ekonomiyi bitkisel hayata sokan Erdoğan'ın Nebati Bakanı'na İlk toplantını iş dünyasıyla yap demesi bir tesadüf değil. Emeğin milli gelirden aldığı pay uzun zamandır zaten geriliyor. Erdoğan'ın pul ettiği Türk lirasıyla Avrupa'nın en düşük asgari ücretli ülkesi haline geldik. Asgari ücret örnek gösterdikleri Çin'in bile gerisine düştü. Afrika seviyesinde. Çin'in Şangay bölgesinde asgari ücret bugün 363 Euro. Türkiye'deki brüt asgari ücret 223 euro. Oysa 2021 başında aynı brüt asgari ücret 392 euroydu. Devalüasyonla işçinin 169 eurosunu gasp ettiler. Sadece bunu telafi etseler brüt asgari ücret 2717 lira artmalı, 6295 lira olmalı. Şimdi devalüasyonla gasp ettiklerinin aslında yarısını bile vermeyecekler. Ama Erdoğan'ın bakanı bayram havası yaratacağız diyerek boş hava basıyor. Amigoluk yaparak emekçiyi aldatmaya kalkıyor. Ülkemizde ucuzlayan sadece emek değil. Milli varlıklarımızın değeri de Erdoğan'ın elinde 3 para 5 kuruş oldu. Atadan kalan son varlıklarımız körfez şehirlerine görücüye çıkarıldı. Pul ettikleri milli paramızı, milli değerlerimizi yok pahasına kapatmak için Leşak babaları memleketimizin üzerinde dolaşmaya başladı. Erdoğan'ın ekonomide yarattığı bu yıkım kendi üstadlarının deyişiyle milletimizi öz yurdunda garip, öz vatanında parya yaptı. Değersiz Türk lirasıyla fiyatlar arşa çıktı. Raflarda, tezgahlarda etiketler saat başı değişmeye başladı. Milyonlarca yurttaşımızın satın alma gücü ışık hızıyla yok ediliyor. İç pazarımız kurutuldu. Esnaf perişan, bazı ürünlerde kıtlık baş gösterdi. Karneyle mal satılır oldu. Bu ülkede milli gelirin yüzde %60'ı bu memlekette yaşayan ailelerin tüketiminden, %23'ü de brüt ihracattan geliyor. Şimdi ihracatı ihracat deyip yurt içinde tüketicinin satın alma gücünü yok ederseniz, içeriye mal satan esnafı bitirirseniz bu ekonomide çarklar nasıl dönecek? Şanzımanı dağıttıktan sonra araba nasıl hareket edebilecek? Fabrikalar durunca ihracat nasıl olacak? Geçtiğimiz hafta ekonomi masası olarak Bursa ve Balıkesir'deydik. Aslında bu gerçeği balıkesirli bir esnafımız çok güzel görmüş. İhracat derken iç piyasayı eziyorlar. Bu ülkenin insanı insan değil mi diye feryat ediyor. Erdoğan'ın tercihleri bu ülkeyi fukaralığa mahkum ediyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı açıkladı. Türkiye, yaşlı yoksulluğunu en derinden yaşayan dünya OECD üyesi ülkeler arasında ilk beş ekonomi arasında. 65 yaş aylığı diye verdikleri sadece 789 lira. İki pazar alışverişinde bu yaşlı aylığı da uçar gider. Son döviz krizi özellikle emekli ve yaşlılarımızı ezip geçti. Emekli aylıkları bir anda açlık sınırının altında kaldı. Emekli maaşlarındaki bu kaybın derhal giderilmesi gerekiyor. Yaşlı aylıklarındaki bu kaybın derhal giderilmesi gerekiyor. Sadece emekli ve yaşlılarımız değil, işi olmayan milyonlarca insanımız da fukaralığın pençesinde. En son Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK'in çakma rakamlarıyla bile işsiz sayısı son bir ayda 387 bin kişi artarak 8 milyon 281 bine çıkmış daha kur şokunun ilk dalgasıyla insanlarımız iş bulma ümidini kaybetmeye başlamış. Ekim'de iş bulma ümidini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 205 bin kişi artmış. Ekonomi şöyle şahlandı böyle kanatlandı diyorlar. Ama millet iş bulma ümidini kaybetmiş. İş gücüne katılmakta da son derece korkak davranıyor, çekingen davranıyor iş gücüne katılım ve istihdam oranları hala 3 yıl önceki seviyelerinin gerisinde. Bu arada son 2 ayda ekonomide yaratılan işlerin niteliğinde de ciddi bir bozulma var. Son 2 ayda toplam 619 bin kişi işe girmiş ama bunun 447 bini zamana bağlı eksik istihdamda. Yani işe giren her 100 yurttaşımızın 72'si aslında daha fazla çalışmak istiyor ama bu isteğine uygun bir iş bulamıyor. Bu arada Ekim'de sanayide çalışan 58 bin, inşaatta çalışan 4 bin yurttaşımız da işini kaybetmiş. Erdoğan bu insanlarımızın sesini duymuyor. Halini görmüyor. Varsa yoksa yandaş. Ne de olsa memlekette iyi bir şey olursa Erdoğan'ın emir ve talimatıyla, kötü bir şey olursa Allah'ın takdiriyle beceriksizlik, liyakatsizlik, iş bilmezlik yüzünden millet soğukta ucuz bir ekmek almak için saatlerce sıra bekliyor. Erdoğan çıkıyor. Rabbimiz sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksitmekle sınarız der diyerek kendi yarattığı krizin sorumluluğunu yüce Allah'a havale etmeye kalkıyor. Erdoğan'ın bu yaptığı Muaviye'nin Sıfır Savaşı'nda yaptığının benzeri. Muaviye de kaybettiği savaşı durdurabilmek için askerlerinin mızraklarına Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttırıp geçirmekten çekinmemişti. Dinimiz siyasi menfaatleri için Yüce Allah'ın kelamını istismar edenlerden çektiğini hiç kimseden çekmedi. Hizmeti değil inancı sahaya süren bu anlayış siyasete de millete de dine de büyük zarar verdi. Ama memlekette ölü bir değil ki ağlayasın, deli bir değil ki bağlayasın. Daha dün Harun gibi geldiler, Karun olup çıktılar diyerek Erdoğan ve şurekasını suçlayan bugünkü AK Parti Genel Başkan Vekili geçmişte neler söylediğini unutup millete ahlak dersi vermeye kalktı. Bu AK Parti Genel Başkan Vekiline göre devletin verdiği Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıkmış. E geçmişte Bunları söyleyenin geçmişte Erdoğan için neler söylediğini düşününce insanın aklına ister istemez Winston Churchill'in o meşhur sözü geliyor aklına. Kimileri prensipleri için partisini değiştirir, kimileri ise partisi için prensiplerini değiştirir. Bu Genel Başkan Vekiline bu ülkede asıl ahlaksızlık nedir biz söyleyelim. Asıl ahlaksızlık TÜİK'in çakma enflasyon rakamlarını esas alıp işçinin, memurun, emeklinin, dul ve yetimin kul hakkını afiyetle yemektir. Asıl ahlaksızlık faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız, milletimizi faize ezdirmeyeceğiz dedikten sonra milletin yedi göbek sülalesini faize ezdirmektir. Asıl ahlaksızlık Merkez Bankası ticari bankalara yüzde on beşle borç verirken devletin hazinesinin aynı bankalardan %22,70 faizle borçlandırılmasıdır. Asıl ahlaksızlık Merkez Bankası'nın taşıyla hazinenin kuşunu vurdurmaktır. Asıl ahlaksızlık TÜİK'in çakma enflasyonu %21 iken milletin tasarrufunu %15 faizle eritmektir. Asıl ahlaksızlık milletin tasarruflarını enflasyona ezdirmek, sonra da döviz alanları neden döviz alıyorsun diye suçlamaktır. Bu ülkede asıl ahlaksızlık milletimizin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından hiçbir kurala ve teamüle uymadan siyasi ikbalini korumak için buharlaştırmaktır. Asıl ahlaksızlık net rezervleri eksi 38 milyar dolara düşürüp Merkez Bankası'nın kolunu kanadını kesmektir. Türk lirasını sahipsiz bırakmaktır. Asıl ahlaksızlık paranın itibarı milletin itibarıdır deyip milli paramızın değerini de milletin itibarını da pul etmektir. Asıl ahlaksızlık asgari ücreti devalüasyonla Afrika seviyesine düşürmektir. Sonra da emekçiye kaybettirdiğinin yarısını verip bir de sıkılmadan bayram havası olacak diye hava basmaktır. Asıl ahlaksızlık ekonominin kitabını yazdım diyenin ekonomiyi berbat etmesidir. Milletin tenceresini cüzdanını boşaltıp bir de bu rezalete çakma Çin işi kılıf geçirmeye çalışmasıdır. Asıl ahlaksızlık bu ülkenin çiftçilerinin traktörüne tarlasına haciz yağdırırken Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık kredi borcunu ödemeyen yandaşa tek bir söz dahi söylememektir. Asıl ahlaksızlık Türk bankalarının verdiği krediyle Türk Telekom'u Lübnanlı Haril ailesine peşkeş çekmedir. Sonra da Telekom'un karını Harililere gönderip kredi borcunu da bu garip milletin sırtına yıkmaktır. Bu ülkede asıl ahlaksızlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde dolarla avroyla kamu özel işbirliği ihaleleri yapmaktır. Yandaşlara dolarlara dolarla avroyla Gelir garantileri vermek asıl ahlaksızlıktır. Asıl ahlaksızlık milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak dedikten sonra kamu özel işbirliği ihaleleriyle çocuklarımızın, torunlarımızın omuzlarına milyarlarca dolar yük yüklemektir. Yetmez asıl ahlaksızlık dolara, avroya bağladıkları bu ihalelerle ilgili anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkisini tanımayıp Londra mahkemelerinin yetkisini tanımaktır. Bu ülkede asıl ahlaksızlık en stratejik savunma tesislerimizden tank palet fabrikasını Katar ordusuna beş kuruş almadan peşkeş çekmektir. Asıl ahlaksızlık dün 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladıklarının yandaş gazetelerde olmadık hakaretler ettiklerinin bugün 10 milyar dolar için ayaklarına türkuaz halılar sermektir. Bu ülkede asıl ahlaksızlık milletin gencecik evlatları çalışacak tek iş bulamazken sarayın beslemelerine 3-5 ayrı yerden 3-5 maaş bağlamaktır. Asıl ahlaksızlık millet evine götürecek şeker bulamak, bulamazken parti çalışanlarının lüks arabalarda, deri koltuklarda burunlarına pudra şekeri çekmesidir. Asıl ahlaksızlık her cuma bir ayet sallıyorum bakara makara diyerek Mukaddes dinimizde alay edenlerin, rüşvet iddialarından aklanmayanların bu ülkeyi temsil etsin diye büyük el çatanmasıdır. Bu ülkede asıl ahlaksızlık öz evladına paralarını sıfırlama talimatı vermektir. Bakanlık yapmış olanların 30 yaşındaki bir İranlı sahtekara önüne yatarım demesidir. Asıl ahlaksızlık dolarla avroyla alınan rüşvetlerin ayakkabı kutularında evlerdeki çelik kasalarda saklanmasıdır. Bu ülkede asıl ahlaksızlık ABD'ye gidip itirafçı olan 30 yaşındaki bir sahtekara milli şerefimizin, haysiyetimizin, timsali bayrağımızı havuz televizyonlarında dekor yapmaktır. Bu dolandırıcıyı cari açığımızı kapatıyor diyerek resmi törenlerle taltif etmektir. Bir hükümetin değeri ve ahlak anlayışı yaptığı işlerden belli olur. Büyük İslam düşünürü İbni Haldun'a göre yönetimlerin çöküşü her zaman ahlaki çöküşle başlar. Güce ve zenginliğe kapılan yöneticiler yozlaşır. Yöneticiler yozlaştıkça hükümet yozlaşır. Hükümet yozlaşırsa da çöküş kaçınılmaz olur. Erdoğan'ın üstüne diktirdiği bu ucube rejim gömleği daha 3 yılda yozlaşıp çürümüştür. Ucube rejim artık yama tutmaz. Bu çirkin elbisenin ilk sandıkta topyekün çöpe atılması gerekir. Yepyeni, birinci kalite kumaştan güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini istişareyle hep birlikte milletimizle dikmeliyiz. Bu yeni elbisenin terzisi de mutlaka milletimiz olacaktır. Biz hazırız. Milletimiz de hazırdır. Sahada bunu görüyoruz. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Kalpleri dağınık olanların akılları birleştirilemez. Biz kalpleri de akılları da birleştireceğiz. Herkesin aklından tecrübesinden yararlanacağız. Devlet yönetiminde liyakat esas olacak. Geçmişten kin, nefret çıkarmayacağız. Geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz bu ülkede cumhuriyeti hep beraber omuz omuza gerçek bir demokrasiyle taşlandıracağız. Herkes canından malından emin olacak. Çokça kazanacağız. Hakça paylaşacağız. Emeklimiz, işçimiz, memurumuz, küçük esnafımız bizim yönettiğimiz ülkede rahat bir nefes alacak. Bizim yönetimimiz emeklilikte yaşa takılanlarla helalleşecek. Gençlerimize umut olacak komşularımızla, tüm dünyayla iyi ilişkilerimiz olacak. Suriyeli sığınmacılar en geç iki yıl içinde davulla, zurnayla ülkelerine gidecek. Tüm yaralarımızı hızla saracağız. Kayıplarımızı yerine koyacağız. Biz kucaklaşmaya hazırız. Milletimiz de hazır. Bizim çağrımız açık. Sandıktan kaçma, milletten korkma Erdoğan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorular varsa şimdi alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi onları ileteceğim. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu şöyle. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin seçimlerde kendisinin sırtından hançerlediğini söyledi. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bu konu bizim gündemimizde yok. ATV ve A Haber tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O soru da şöyle. HDP'nin İstanbul'da kongresinde terörist Öcalan'la ilgili slogan atıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. HDP'nin adının böyle bir olayda geçmesini siz nasıl yorumlarsınız? Bu hiçbir şekilde kabul edilemez, yanlıştır. Ulusal kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ulusal kanal sorusu da şöyle. İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütüyle ilgili çalışanlar olduğunu iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İkram Yamoğlu bunu yalanladı. CHP Genel Merkezi konuyla ilgili soruşturma başlatacak ya da inceleme yapacak mı? Bu soruyu soranların, sordurtanların bir istihbarat teşkilatı olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisinin bir istihbarat teşkilatı yoktur. Biz belgeye bakarız. Yargı kararına bakarız. Ortaya konan bir belge yok. Yargı kararı yok. Sadece ipe sapa gelmez iddialar var kimse boş atıp dolu tutturmaya kalkmasın. Bu iddiayı ortaya atan, daha önce ortaya attığı mafyadan aylık 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi bir açıklasın. Yetmez Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına kaçmadan hemen önce neden makamında ağırladığının hesabını versin. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Fox TV'nin sorusu da şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, gazeteci Sevilay Yılman'a konuştu. Çin modeli tartışmaları hakkında bu Çin değil tamamen Türkiye modeli dedi. Model tutmazsa üzülürüm dedi. Ayrıca faizleri arttırmayacaklarının ve iktidarın sık sık dile getirdiğinin aksine dışarıdan hiçbir müdahalenin olmayacağını belirtti. Sizin bu açıklamalar ilişkin yorumunuz ne olacak? Daha önce söyledim. Yani Merkez Bankası'nı iki kolunu kullanamaz halde ringe çıkarıyorsunuz dayak yediriyorsunuz, Türk parasını pul ettiriyorsunuz, ekonomiyi tarumar ediyorsunuz, sonra da bu beceriksizliğe kılıf çek geçirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi milletin 128 milyar dolarını buharlaştırdılar. Parayı tutamaz hale geldiler, Türk lirasını tutamaz hale geldiler. Buna rekabetçi, ondan sonra bir, bir yeni senaryo çıktı, rekabetçi kur senaryosu. Bu tutmadı. Şimdi de önce bir çakma Çin işi uydurdular. Bu da tutmadı. Şimdi sıra Türk işine geldi. Ortada bir model falan yok. Ortada büyük bir beceriksizlik var. Ve bu beceriksizliğin üstünü örtme çabası var. Modelden bahsedilecekse bunun ne modeli olduğunu ben söyleyeyim. Anlattım da daha önce konuşmamda bu yoksuldan alıp zengine verme modelidir. Bu Anadolu'daki, Rumeli'deki yurttaşlarımızın cebinden alıp bunu Londra'daki bankerlere transfer etme, tefeciye transfer etme modelidir. Bunun çok benzeri 12 Eylül sonrasında Türkiye'de uygulanmıştır. Artık kediye kedi deme vakti geldi. Hükümet hayal aleminde dolaştıkça, gerçeklerden koptukça fatura milletimizin sırtına biniyor. Açık söyleyeyim, bu beceriksizliğin adı da, müellifi de, modeli de Erdoğan şahsım hükümetidir. Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması misali bakan çıkmış bu model tutmazsa üzülürüm diyor. Bu sözler bu hükümetin ülkeyi nasıl bir yapboz tahtası haline getirdiğinin en güzel kanıtıdır. Gelelim dış güçler meselesine. Sayın Bakan'ın konuşmasında söylediği tek doğru şey yaşananların sarayın iddia ettiği gibi dış güçlerle ilgili olmadığı sarayın doğruyu söylemediğidir. Umarım yeni bakan bunu üç göbekten bağlı olduğu Erdoğan'a da anlatabilir. Ben de teşekkür ediyorum.